Hazreti Musa bir yolculuğu esnasında aleyhissalatu vesselam, affedersiniz, bir sürü içinde bir koçu görüyor. Bir koç sürüye rahat vermiyor. Sürüyü rahatsız ediyor. Gidiyor koçu boynuzlarından tutuyor, onun kulağına bir şey söylüyor. Dönüşte aynı köye yine uğruyor, o çobanla karşılaşıyor. Ona misafir oluyor. O koçu görüyor sürüde. Bakıyor ki koç yemeden içmeden kesilmiş, otlamıyor. Hiçbir koyunun peşine gitmiyor. Tamamen böyle yalnız takılıyor. Kenarda, köşede acayip bir hal. Hazreti Musa taaccüp ediyor, çobana soruyor. Bu koç hasta mı, bunun nesi var? Bu niye böyle? Diyor ki efendim, siz hani geçerken kulağına bir şey söylediğiniz koç var ya, o bu koç. Siz onun kulağına bir şey söyledikten sonra o bu hale geldi, yemeden içmeden kesildi. Ne olursunuz diyor, koça ne söylediniz? Onu bana da söyleyin. Hazreti Musa buyuruyor ki ben o koça dedim ki, ey Allah'ın mahluku, ölüm var. Koç dünyayı terk etti. Halbuki ona dirilme yok. Ona ölüm var ama diriliş yok. Hesap yok. Mizan, haşır yok. Adeta o koçlar bizleriz arkadaşlar. Sözde erkekler, çağlar ötesinden Hazreti Musa bize haykırıyor. Ölüm var diye. İşte kendimize bunu nasihat edelim. Rabbimiz bize buyuruyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sakın siz Müslüman olmadan, Allah ile arayı düzeltmeden ölmeyin. Allah ile meselelerinizi halletmeden ölmeyin. İşte namaz bu meseleleri halledebilmenin başlangıcı. Buradan başlıyor. Ya ben başka bir yerden başlayayım. Hayır. Her şeyin bir usulü var.